Değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Hepinize en kıymetli duygularımla selamlıyorum. Geçen videomuzda 1962 yılıyla 1402 yılındaki 40 yıllık süreci ele aldık. Bunun üzerine konuştuk. Bu videomuzda ise 1402 ile 1427 yıllar arasındaki 25 yıllık süreci ele alıp bunlar hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere konuyu anlatmaya çalışacağız. O zaman değerli dostlarım, hatırlarsanız başlayabiliriz. Yıl 1402-1403. Fetret devri, iç karışıklıklar, dört kardeşin mücadelesi. 1409 Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan ve Vesilet-ün Necat adlı eserin yazılışı. Yıl 1411 1. Mehmet'in tahta çıkışı. Yıl 1413 1. Mehmet'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu. Bu sayede bu fetret devrini bitirdik. Yani şimdilik tamamen bitmedi ama devrimde de bitti. Akabinde 1. Mehmet, burada kendisi Osmanlı'nın 2. kurusu sayılır. Şeyh Bedrettin isyanıyla uğraşıyor yıl 1416. Bu isyan Şeyh Bedrettin Borlak Kemal Tor Börklüce Mustafa isyanlarıyla uğraşıyor. Ve bunların hepsini yok ediyor. Ve kendisini yegane güç sahibi yapıyor. Yıl 1416 Madaristan seferi gerçekleşiyor. Yıl 1417 Avalonya'nın fethi gerçekleşiyor. Ve 1418-1420 yılında Samsun bölgesi Osmanlı tarafından alınıyor. Demiştik ya Timur Bey, anlatmadık orayı size, anlatalım o zaman ama şimdi anlatmayalım, birazdan anlatalım en son videomuzun sonunda. Yıl 1419-1424 Bursa'da Hacı İvaz'a 1. Mehmet tarafından Yeşil Cami yaptırılıyor. 1421 yılında ise Çelebi Mehmet, bakın nerede sorayım, 1419 Yeşil Cami'nin yapımına başlanıyor. 5 yılda bu cami bitiriliyor. 1424'te bitiyor ama maalesef 1. Mehmet, Çelebi Mehmet 1421 yılında ölüyor. Ve tahta 2. Murat geçiyor. Ki kendisi Fatih Babası'dır. Osmanoğlu'nun 6. sultanıdır. Ardından Musa Çelebi isyan ediyor. Buna da değineceğiz. Bakın iki tane videoya değineceğiz. İki tane konuya değineceğiz. Pardon. Bir, Samsun meselesi. İki, Musa Çelebi meselesi. Ardından 1422 yılında Osmanlılar tarafından yapılan kapsamlı İstanbul kurtulması gerçekleşiyor. Ve tabii yine başarısız olunuyor. Çünkü başarısızlık sebebi o dönemin teknolojileri tamamen birbirine eş. Akabinde 1425 Molla Fenari ilk Seyhülislam olarak tayin ediliyor. Seyhülislam'ın adı anlatacağız. 3 oldu. Ve 1425-1426 yılında Tekioğulları Beyliği'nin toprakları Osmanlılara geçiyor. Şimdi değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Samsun meselesi ve Tekioğulları meselesi bir meseledir. Bunu şimdi ele alabiliriz. Değerli dostlarım, Timur Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra ele geçirdiği toprakların eski beylerine topraklarını geri iade ediyor. Ve bu beylikler yeniden kuruluyor. O yüzden Samsun ikinci kez mesela işgal ediliyor. Sonra mesela Tekioğulları Beyliği mesela yine bir kez fethedilmiş ama bir kez daha fethediliyor. Böyle Anadolu Beylikleri bir kez daha sana söylüyor aslında. Ama tabii kendilerini geliştiremiyorlar. Şimdi bunu anlattığıma göre Yeşil Cami'yi anlatalım. Biri, bakın ilk 6 Osmanlı padişahı Osman Gazi, Orhan Gazi. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murad, Yıldırım Beyazıt, 1. Mehmet ve 2. Murat. Bursa'da metfun dururlar, yani Bursa'da gömülürler. Çünkü beyliğin ve devletin ilk başkenti orası olduğu için, yani ilk değil de başkenti, o zamanki başkenti orası olduğu için öyledir yani durum. Akabindeki mesela dostlarım, buraya şey, 1. Mehmet gömülüyor. Orası Yeşil Cami, 1. Mehmet'in kabrinin olduğu yerdir. Şimdi bu birinci meselemizdi. İkinci meselemiz, niye Osmanoğlu Sultan Mehmet'e biz
Osmanlı'nın oğlunun ikinci kurucusu diyoruz. Çünkü Yıldırım Beyazıt döneminde kaybedilen toprakların neredeyse tamamı onun döneminde yeniden fethediliyor. Ve devlet dört basralıktan kurtulup tek basralığa dönüyor. Yani kavuşuyor tekrardan. Geçiriyor iktidara kavuşuyor. Tabii Torunak Kemal, Börük Recep Mustafa gibi isyanları gerçekleşiyor ama onu da batırarak Sultan Mehmet devlet yeniden eski sınırlarını kavuşturduğu için biz 1. Mehmet'e Osmanoğlu'nun ikinci kurucusu diyoruz. Akabinde Mustafa Çelebi'nin bertarafı meselesine gelelim. Şimdi değerli dostlarım, Mustafa Çelebi Sultan Beyazıt'ın öz oğludur. Lakin Timur tarafından savaş sahasından Yıldırım Barı'na götürülüyor ve Yıldırım Barı'na sonra serbest bırakılıyor. Ve bu adam da Mehmet'ten büyük, çünkü bunların hepsi Mehmet'ten büyük, Mehmet'ten küçük kardeş. Bu adam da Mehmet'in iktidarını tanımıyor ve yerine isyan ediyor. Ve bu isyanın neticesinde bunu da bastırmanın yegane gücü kendisinin bir hain olduğunu, sultanın özel olmadığını dillendirmektir. O yüzden Osmanoğlu Mehmet de bunu yapıyor ve kendisine haindir diyor, düzmededir diyor. Ve kendisinin beyliğini tanımadığı gibi kendisini de yakalatıp idam ettiriyor. Akabinde kıymetli doktorum, son iki tane videomuz kaldı. Bunlardan birincisi demiştik gibi hatırlarsanız Osmanlılar tarafından kapsamlı İstanbul kısmını demiştik. Bakın şimdi. Osmanoğulları Veli o zaman 120 yaşında. Ama Bizans 1000 yaşında. Teknoloji birbirine eş ama Osmanoğlu o dönemde zirvedeyken, bu da yeni kurulduğu için Bizans çok güçsüz kalıyor. Çünkü teknolojisi çok zayıf. 1000 yıllık devlet olduğu için. Tabi bu ilk kapsamlı hamur kutması da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ama 30 yıl sonra fethedilecek tabi İstanbul. 1453 yılında. Demiştik ki Yıldırım Beyazıt dönemi için biz ve 1. Murat için biz Murat Ünlü demiştik ki bu dönemlerde devlet teşkilatı yeniden kuruluyor. Ve bunun kapsamında da bütün de anlatacağım. Seyhülislam'ın kataması yapılıyor. Seyhülislam kıymetli dostlarım müftü ve kaza sekaratı atamasını yapan Osmanlı'daki bir nevi Diyanet İşleri Başkanı'dır. Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanı ile aynı işlevi görür. Padişahın yapacağı işlerin işlevlerin veya ülkede yapılacak işlerin işlevlerin İslam'a uygun olup olmadığına dair bir yazılı açıklama yazılı bir beyan açıklar. Bu yazılı beyanda fetva adıyla duyurulur ve bağlayıcıdır. Akabinde tek oğulları demiştik ama tek oğullarını anlattık zaten biz size Samsun meselesinde. Yine bir kez daha değinelim. Değerli dostlarım. Yıldırım Beyazıt yenildiği zaman Timur'a beylikler geri veriliyor. Geri verildiğinde beylikler yeniden kuruluyor. Yeniden kurulduğunda da 1. Mehmet bu beylikleri yeniden ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ve bunun içinde tek oğulları Veli'nin toprakları Osmanlılara geçiyor. İlhak ediliyor yani. Savaşsız. Şimdi değerli dostlarım bu videomuz bu kadar. Kısa bir video çünkü kısa bir tarihi ele aldık. Kaç yıllık bir tarihi ele aldık? 10 yıllık bir tarihi ele aldık. Diğer videomuzda değerli dostlarım 1427 yılıyla 1461 yıllarını ele alacağız. Bu dönemdeki yasal olanları inceleyeceğiz. Kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bu videomuzda 1. Mehmet dönemini elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bitirdik 1. Mehmet dönemini. 2. Murat dönemine geçiş yaptık. Bunun da birazını anlattık, birazını anlatmadık. Yorumcu videomuzda 2. Mehmet dönemini
2. Murat dönemini bitirip 2. Mehmet döneminin de yarısına kadar ilerleyeceğiz. 1431'e kadar ilerleyeceğiz. Diğer sorum, kıymetli kardeşlerim. Elimizden geldiği, dilimizden döndüğü kadar size bu kronolojik tarih süreç videolarında, bu videomuzda 1413 hatta 1402-1427 yıllarını anlattık. Hepinizi çok seviyoruz. Videolarımızı devam için ve kalitelerimizin arttırılması, video kalitemizin arttırılması için sizden istediğimiz bir kanalımıza abone olmanız, iki kanalımızı beğenmeniz ve paylaşmanızdır. Biz sizden aldığımız güçle var oluyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. İnşallah daha nice videoları da görüşmek üzere. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.